Sevgili gençler, öncelikle beni buraya davet ettikleri için siyasal bilgiler platformu arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bir saat kadar vaktimiz var ve kısa bir girişte bulunacağım, böyle 15 dakika kadar. Daha sonra soru cevaplı bir şekilde devam edebiliriz. Soru cevap bölümüne biraz daha fazla yer vereceğiz yani. Şimdi konumuz siyasal İslam ve sosyal adalet. Bununla kastettiğimiz şu: siyasal İslam dediğimiz şey nedir? Ve bunun sosyal adaletle ilişkisi ne boyutlardadır? Asıl irdelemek istediğim ve size göstermek istediğim tarafı bu taraf. Siyasal İslam derken kastettiğimiz şey, İslam'ın siyaset yoluyla, devlet yoluyla halka aydınlatması. İslam'ın her boyutunda değil, belli başlı boyutlarının esas alınıp bunun halka dayatılması olayına siyasal İslam diyoruz. Mesela örnek verecek olursak, İslam hep bir din olduğu için önce bu dini bir tanımlamamız lazım ve bu siyasal İslam dediğimiz şeyin dini nasıl anladığını ortaya koymamız lazım. Din acaba bir inanç mıdır yoksa yaşam mıdır? Buna öncelikle karar veririz. Din dediğimiz şey bir inanç mıdır yoksa bir yaşam mıdır? Bununla şunu kastediyorum. Fransız aydınlanmasından sonra, 1789'daki Fransız devriminden sonra Fransız aydınlanmacıları Hristiyanlığa karşı, daha doğrusu kiliseye karşı bir din tanımı getirdiler ve böylece bir din tanımının kilisenin dini topluma dayatmasının önüne geçeceğini. Demek ki din bir vicdan bir şeydir. Dolayısıyla kilise yeryüzünde Tanrı'yı temsil ettiğini iddia ederek insanlara herhangi bir din dayatmamalıdır. Toplumların siyasi, iktisadi, kültürel, sosyal temel nizamlarını ve yaşayış biçimlerine karışmamalıdır. Din dediğimiz bir vicdan işidir, vicdan işidir. Bu bir aydınlanma tanımıdır. Şu anda Türkiye'deki çevrelerin büyük bir çoğunluğu da bu tanımı kabul etmiş durumdadır. Muhafazakarından solcusuna kadar, en ilericisine, en gericisine kadar, Diyanetinden genel kurmayana kadar din bir vicdan işidir demektir. Şimdi bunun ben sorgulanmasından yana, din bir vicdan işidir tanımı. Acaba bir, aynı zamanda bir din olan, dinlerden bir din olan İslam için bu tanım geçerli midir? Din bir vicdan işidir. Şimdi bunu biraz açtığım zaman, din bir vicdandır, yani kalbinde inanıp inanmadığına ilgili. Bir de bu inanıp inanmadığına ilgili olayın ritüeller şeklinde gösterilmesidir. Mesela Tanrı'ya inanırsın, kiliseye gidersin, komünyon ayinine katılırsın ve rahat çıkarsın. Tanrı'ya inanırsın, camiye gidersin, camide namaz kılarsın. Cemevine gidersin, saman yaparsın. Havra'ya gidersin, Tevrat okursun. Kiliseye gidersin, mum yaparsın. Budist tapınağına gidersin, orada dua edersin, Nirvana'ya gidersin. Veya hacca gidersin, veya Ganj Nehri'ne gider, orada nehrin içine gidip çıkmak suretiyle hac edersin. Dinler, insanın içinde görünmeyen bir tanrı veya öbür dünyada ilgili bir inanç ve o inancın gereği olan bir takım mantıksız hareketlerden oluşan ritüellerin yapılmasıdır.
Dinlerde ritüeller vardı ve ritüeller esasında mantıksız olabilir. Mesela şeytan taşıyorsun, suyun içine giriyorsun, içiyorsun, mum yapıyorsun. Bunlar mantı nedir? Mantıksız görünebilirler ama her birinin bir anlamı var. Yani derin anlamlar var. Dinler zaten böyle bir şey. Şimdi inanç ve inancın gereği olan ritüelleri yapmak. Dini inanç olarak anlayanlar böyle ortaya koyuyor. Ama acaba din bu mu? Bir de din yaşamdır. Mesela benim savunduğum görüş, din esasında yaşamdan ibarettir. Burada din dengine bakmayın. Din, dünya görüşü ve yaşam biçimi demektir. Sizin dünya görüşünüz ve yaşam biçiminiz neyse dininiz de olur. Dünya görüşünüz ve yaşam biçiminiz. Yani bu dünyada insanlar niye var? Bu dünya nasıl ortaya çıktı? İnsanlığın kökeni nereden gelip nereye gidiyor? Biz bu dünyada niye varız? Dünya görüşü, yaşam biçimi. Hayatın en değerli kavramları, kuralları ve ilkeleri nelerdir? Komşumuza nasıl davranmalıyız? Ortağımıza karşı ne yapmalıyız? Evimize para geçtiğinde nasıl davranmalıyız? Bir yetki ve iktidar verildiğinde nasıl hareket edeceğiz? Arkadaşımızla neyin ne kadar paylaşmalıyız? Hayatın içerisindeki siyasi, iktisadi, sosyal temel kuralların vaaz edilmesi ve bunlara göre bir yaşam sunulması. Nasıl evlenmeli, nasıl boşanmalıyız, nasıl ilişkilerde bulunmalıyız? Bütün bunlar yaşamla ilgili kurallardır. Şimdi din esasında inanç ve o inancın gereği olan ritüelleri yerine getirmekten değil, yaşam ve yaşamın içerisindeki bir takım kurallara uymaktan ibarettir. Mesela Tevrat'ta, İncil'de, Avesta'da, Kur'an-ı Kerim'de, yeryüzünde ne kadar din varsa, kutsal kitap varsa hepsinde, şamanizmde, Asya dinlerinde, Uzak Doğu dinlerinde, Kızılderili dinlerinde, hepsinde şu üç şey yasaktır, tabudur. Bunlar suçtur. Öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan söylemeyeceksin. Yalan söyleyip iftira atmayacaksın. Yani kişinin fiziki bedeni öldürmeyeceksin. Kişinin alın teri çalmayacaksın. Kişinin toplumda kendisi olarak bilinme hakkı iftira atmayacaksın. Onu başka türlü tanımayacaksın. Bunlar insanlığın en temel üç büyük hakkıdır. Şu anda yeryüzündeki bütün hapishanelerde bu üç suçtan dolayı insanlar cezaevlerinde yapmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Beyannamesi de bu üç büyük suçu başka bir dille ifade ederek başlamaktadır. Bütün dünyanın ceza hukuk sistemlerinde bu üç şey suç olarak kabul edilmektedir. Şimdi o zaman kutsal kitaplarında üç büyük yasaklı olduğuna göre dindarlığın bununla ilgili olması lazım. Bunun yanına üç tane daha ekleyin. Bir üç tane daha ekleyin. En fazla 9 veya 10'dur. Zaten 9 emir var. Tevrat'ta 7 büyük günah var. Nuh'un kanunlarında. Bütün bunlar da Kur'an-ı Kerim hepsini birler. Kebair, büyükler. Yani insanlığın temel hak ve davranışlarını ihlal eden suçlar. Büyük günah dediği de bunlardır. Bir üç tane daha eklediğin zaman ne olur? Faiz yemeyeceksin. Zina etmeyeceksin. Komşuna iyi davranacaksın. Askerden kaçmayacaksın. Kimsenin canına, malına, hırzına, namusuna, tarlasına, bağına, bahçesine, öküzüne, eşeğine çiş demeyeceksin. Yani zarar vermeyeceksin. 9 emirde böyle geçer. Şimdi din yaşam ve yaşamın içerisindeki bir takım kurallara uymaktan ibarettir dediğimizde bunları kastediyoruz. Din bir inançtan ibarettir ve inancın gereği olan ritüellerin icrasına ibarettir dediğimiz zaman da öbürlerini kastediyoruz. Şimdi siyasal İslam dediğiniz zaman arkadaşlar dinin inanç ve o inancın gereği olan ritüellerin icrasını hem de siyasal iktidara ele geçirip
devlet aygıtını kullanarak insanlara benimsekte ve dayatmayı esas alanlara diyoruz. Bunun tipik örneği IŞİD. IŞİD. IŞİD ne yapıyor? IŞİD Musul'a geçiyor. Tam siyasal İslam'a tipik örneği. Musul'a geçiyor. 16 maddelik bir bildiri yayınlıyor. İnternetten onları okuyabilirsiniz. Musul'un ele geçirilişinden sonra IŞİD'in yayınladığı 16 maddelik bildiri. İkinci maddesi, kadınlar evlerinde oturacak ve dışarı çıktığı zaman başlarını örteceklerdir. Yüzlerini de göstermeyecek şekilde, peçete. Yani adam iktidara gelmiş, daha ikinci maddede kafayı nereye taktığı belli yani. Kadınlarla uğraşıyor, evet. Çünkü Kur'an'da geldiğinde başörtüsü geçiyor. Başörtüsü geçiyor da cezası yok. Yani bu başörtüsünü omuz örtüsünde, o da böyle değil. Bir yerine geçiyor, bu da tartışmalı. Geliyor, devleti, siyasal iktidarı ele geçirip silah kuvvetiyle İslam'ın inançlarını ve Müslümanlara mahsus kimi ritüelleri topluma dayatma. Yani kimi inanç ve ritüel olarak anlıyor. Sonraki maddelere bakıyorsunuz. Ezan okunduğu zaman herkes camiye gidecektir. Cuma namazında ortalıkta dolaşan Musul'u yakalıyorlar. Musul'un meydanında sırtını açıp adama 70 tane kırbaç vuruyorlar. Niye camiye gitmedin diye. Bir sürü de videosu var. İnanmayanların kalpli vaciptir diyor bak. İnanç, yeni inanç olarak görüyor. Din inançsa o zaman inanmayan öteki olmuş oluyor. Din namaz kılmaksa namaz kılmayan, din başını örtmekse başını örtmeyen öteki oluyor. Ötekini düşman görüyor. Çünkü adam dini yaşam kuralları, yaşam olarak algılamıyor. Öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, iftira atmayacaksın, sömürmeyeceksin, komşuna iyi davranacaksın şeklinde algılamıyor. İnanç bu, inancın gereği olan ritüelleri yerine getirme olarak. Öyle algıladığı için de siyasal iktidarı ele geçirir geçirmez bunlar uygulur. Bunların geçmişe baktığınız zaman da kökleri olduğunu görüyoruz. Mesela İbn-i Teymiye'nin kitabında sultana tavsiyede bulunuyor ve diyor ki bu işçilerin yanında rehber kitabı olarak taşıdıkları kitap odur. Es-Siyaset-i Şeriye kitabında takip edeceksin namaz kılmayanları kırbaçlayacaksın diyor. Ve cezaevine atacaksın veyahut da katledeceksin diyor. Öldürme bile var. Yine kardeşim şimdi bu o zaman ne olmuş oluyor? Din bir topluma adalet, özgürlük, paylaşım, bölüşüm, eşitlik getiren bir yaşam biçimi değil, sorgulanmayan bir inanç, bu inancın gereği olan bir takım ritüelleri insanlara zorla yaptırmaya dönüşüyor. Siyasal İslam derkenizde kastettiğim şey bu. Ben böyle bir siyasal İslam'dan yana değilim. İslamiyeti gayet demokratik ve özgürlükçü ve sosyal ve kapitalizm karşıtı bir yerden bakarak anlıyorum ve yorumluyoruz. Ama bunlara baktığımız zaman bunların hiçbirisinin bunlarda olmadığını görüyoruz. Bunun sosyal idare, sosyal adalet ilişkisine baktığınız zaman da adam dini böyle algılıyor. İnancı esas almak ve ritüelleri yerine getirmek olarak algılıyor. Ama toplumdaki zengin yoksul çelişkisi ve ayrımı hakkında ve onun yarattığı sorunlar hakkında hiçbir fikri yok. Türkiye'deki siyasal iktidara bakın. 3-4 gömlek öncesi IŞİD zihniyetinin aynen sürdürüldüğünü göreceksiniz. Onlar gibi kadınlar başını örtecek, namaz kılmayanlara kırbaç vurulacak demiyorum. Türkiye'de yetişen dini cemaatlerin 4 gömlek sonrası IŞİD'dir. Onlar birkaç gömlek öncesine uğraşıyorlar. Mesela ne yapıyor? Zorunlu din dersleri koyuyor. 3 çocuk olacak diyor. Yaşam biçimine karışıyor ya. Yani. Böyle hafifletilmiş ama onun kafasındaki din anlayışıyla IŞİD'in kafasındaki din anlayışı aynı. Yani siyasal İslam, siyasal din, dinin inanç ve ritüellerinin esas din olduğunu kabul etmek. Ama öbür taraftan öldürme konusunda, çalma konusunda ve iftira konusunda
Hiçbir duyarlılığı yok. Gezi'de 8 kişi öldürülüyor, 20 kişi kök alıyor, 200 kişi beyin travması geçiriyor. Rogoski'de 34 kişi öldürülüyor. En küçük bir soruşturma doğru dürüst açılmıyor. Bunların peşine düşünmüyor. Öldürmek büyük bir dini ihlal. Büyük bir insanlık suçu. Hele hele devlet eliyle öldürmek görülmüyor. Çalmaların zaten hepsini üstüne örtülmeye çalışıyor. Yani siz istediğiniz kadar üstünü örtün kardeşim. İstediğiniz kadar montaj edin, istediğiniz kadar takipçisi karar verin. Ben kendi kulaklarımla 10 tane tapeyi dinledim. Defalarca haritayı tamamen masanın üstüne yatırdım. Yolsuzluk trafiğinin nereden nereye gittiğini iş adamlarından, oğlumdan, şundan buna kadar kafamda kazındı. Kabaktı bu ortada. Sen bunu istediğin kadar saklamaya çalış. Şimdi bu konuda da bakıyorsun hiçbir duyarlılık yok. İftira var. Üçüncü büyük suç iftira. Yani Türkiye'deki mevcut iktidar ve onun muhtediri büyük kutsal kitapları üç büyük suçunu işlemiştir. Bunlardan elinde sonunda yargılanması gerekiyor. Üçüncüsü de iftira. Kabataş'ta 70-80 tane üzeri çıplak adamlar başında bandanalarla başörtülüğü yerde süründürmüşler, bebeği de orada memel ağlamış, kadınlar küfrediyor, erkekler vuruyormuş. 20 dakika sonra bayılmış, bayıldıktan sonra da üzerine idrarlarını yapmışlar, hatta cinsel organlarını yüzüne sürtmüşler. Ya bütün Türkiye bunu dinledi kardeşim. Böyle bir iftira tarihe geçirmiş. Öbür taraftan cami işi işçiler, yöneticiler bu cumaya dedi. 86 cuma geçti. Yani her cuma bir kim takıyor. 86 cumadır. Yöneticiler bu cumaya bu iftiraların atılışının 86. cuması diye, tarihte bugün diye her cuma bir kim takıyor. Bunlar ortaya çıkıncaya kadar ve yargılanıncaya kadar kalmayacak. Yani bir dindar nasıl böyle bir iftira atabilir? Şimdi buna mecburlar. Böyle bir yalan söyleme dışında yoruldu. Çaresiz kaldılar ve istihbarat buna bilgi verdi. Bunu nasıl durdurabiliriz? Büyük yalanlar söyleyeceğiz. Israrla söyleyeceğiz. Hitler'in programına bakanı Hitler'e ne demişti? Büyük yalanlar söyleyeceksin, ısrarla söyleyeceksin. O zaman halk inanır. Onlar da bunu uyguladı. Bir kesim de bunu kuzu kuzu yedi. Ve bunlara inandı. Şimdi de dönemiyorlar. Ya bir halk etti, adam çıktı yalanıyor. Biz de inandık. Diyemiyorlar ama en de sonunda bunu söyleyecek olan vicdan sahipleri çıkacaklar. Bunu şu açıdan söylüyorum. Ölmeye çaldırmaya, ölmeye çalmaya iftira atma gibi dini yaşam ve yaşamın temel değerlerini koruma olarak algılayan inanmayışına uzaklar. Dini inanmak, o inancı gereği olan ritüelleri yerine getirmek biçimindeki anlayışına taraftarlar. Onu esas alıyorlar. Buradaki hafif boyutlarıyla, işitte en şiddetli boyutlarıyla. Ama sonuç itibariyle inanmayan öteki olarak görüyorum. Mesela ben inanmayan öteki olarak görmüyorum. İnanmayabilir. Ateist olabilir, agnostik olabilir, hiçbir tanrıya inanmayabilir, hiçbir dine mensup da olmayabilir. Hatta inanıyor, Hristiyan olabilir, Yahudi olabilir, Zerdüş olabilir, hangi dinden olursa olsun fark etmez. Alevi olabilir, Sünni olabilir, inancı, mezhebi, etnik kökeni falan filan hiçbir şey önemli değil. Nedir? Nereden bakacağız? Davranışlarına bakacağız. Davranışlarına bakacağız. Adam doğru mu, dürüst mü, öldürüyor mu, çalıyor mu, iftira atıyor mu, kul hakkı yiyor mu, komşusuyla nasıl geçiyor, karısıyla nasıl geçiyor, çocuklarıyla nasıl davranıyor? Budur arkadaşlar. Bu kadar basit, buna bakacaksınız. Burada iyi not alanlar, Allah katında da makbul kullardır. Burada iyi davrananlar, Allah'ın cennetinin orta yerine girer. Hangi dinden olursa olsun, isterse inancı olmasın. Bak altını size söylüyorum, isterse ateist olsun, benim itikadıma göre. Benim dinden anladığıma göre.
kutsal kitaplarının söylediği üç büyük suç başta olmak üzere 8-10 tane yapılmaması gereken iş var. Onları yapanlar erdemli, dürüst bir hayat sürenler, kimseye zarar vermeden, kulak yemeden yaşayanlar, ister inançsız olsun, isterse hangi dine mensup olsun, ister başı açık olsun, ister başı örtülü olsun, Allah'ın razı olduğu güzel insanlardır. Ve Allah bunları hak ettikleri karşılığı verecek. Ben böyle inanıyorum. Ama şu andaki din anlayışı bunu böyle kabul etmiyor. Öyle yaygın bir din anlayışı. Bir örnek verelim. Bu bölümü bitirelim. Hemen soru cevap bölümüne geçelim. Fazla uzak var. Sanırım anlatmaya çalıştığım şey ana hatları belli oldu. Rashid Harry diye bir kız vardı. Amerikalı protestan Hristiyan. Üzerinde bluzuyla, kot pantolonuyla, uzun saçlarıyla gitti Filistin'de İsrail tanklarına karşı gösteri yaparken tankın altında kaldı ve ezildi ve öldü. İsrail tanklarına karşı gösteri yaparken İsrail tankları onu ezdi. Öldü. O dönemlerde bir olayı izlerken yanında o dini inanç ve ritüellerini ibaret gören bizim Müslüman hacı abilerden bir tanesi oturuyordu. Onunla konuşurken kendi kendine şöyle dedi, ya ne büyük bir şey dedi ya. Vay be falan dedi. Ben de dedim ki şimdi bu sence cennete girecek mi girmeyecek? Yani bu mu cennete girecek, biz mi gideceğiz? Burada oturuyoruz biz, laf ediyoruz. Ama orada kalkmış gelmiş, tankın altında kalkmış ölmüş. Buna sonra acaba dedim ya, burada bir yanlışlık olması lazım. O da şöyle düşündü, taşındı, dedi ki, ya iyi güzel dedi, çok büyük bir hareket gerçekten, takdir etmem ya. Ama başı açık dedi. Bak, Müslüman değil bile değil. Başı açık. Önce başı açık. Sonra Müslüman değil, protestan, Hristiyan, başa açık olmak ve Müslüman olmak. İstersen öl, istersen tankın altında ezil. Bu siyasal İslam, siyasal İslam demeyeyim de siyasal din. Yani dini inanç ve ritüelden ibaret gören, dinin direğini buraya diken, anlayışa göre tankın altında kalsam bile para etmiyor, gözüne giremiyorsun. Şu anda Türkiye'de böyle bir din anlayışı geldi. Ben de o din anlayışının içinden geliyorum. Ve onu en sert şekilde eleştirenlerden birisi. Bunu, kardeşim dini oradan değil, şuradan kavrayın. Dine bakışınızı değiştirin. Şu taraftan bakın. Şu taraftan bakın. İnsanların temel insanlık değerleri konusunda nerede durduğuna bakın. Bu da gayet basittir. Biraz evvel sıraladı. 8-10 tane temel ilkedir. İşin özünü yakalayın. Teferruatı din yapmaktan, teferruatı dinin direği yapmaktan vazgeçin diye sürekli olarak söylüyorum. Bundan dolayı da aramızda bir tartışma sürüp gidiyor. Bu belli bir süre kadar inşallah devam edecek. Ve nihayetinde her geçen gün bunun böyle olmadığını da anlıyorlar. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Soru cevap bölümüne geçebiliriz. Kendinize antikapitalist Müslümanlar olarak belki siz adlandırıyorsunuz ama destekçilerinizin birçoğu o şekilde adlandırıyor. Bunu biraz açabilir misiniz? Daha sosyalist tendanslı mı ve siyasi görüşü ya da ideolojisi neye yakındır bunun? Ve son olarak da İslam'ı öyle güzel anlatıyorsunuz ki insan diyor ki gerçekten keşke din bu olsa, ama keşke diyorum burada. Çünkü ben Kur'an'ı okuduğum zaman ve Kütüb-i Sitte'nin eserlerini okuduğum zaman sizin çizdiğiniz tablonun tam tersi bir tabloyla karşılaşıyorum. Hani söylediğiniz her şeyi kontrol bir örnek bulabilirim ama ilk aklıma gelenler Allah katında tek din İslam'dır, diğerleri onlardan kabul olunmayacaktır suresi var mesela, ayeti var mesela. Ya da Yahudi Hristiyan'dan dost edinmeyin gibi ayetler var. Buradaki farklı bakış açınızı merak ediyorum. Nereden geliyor?
ve kütüb-i sitte... Mesela şunu sormak istiyorum son olarak. Ben daha önce Din İşleri Yüksek Şurası'ndan burada Diyanet'teki bir profesörden tutun, imama, müftüye kadar birçok kişi aynı soruyu sordum. Ve hepsi aynı cevabı verdi. Merak ediyorum sizin cevabınız aynı olacak mı? Mürtedin, yani önce Müslüman olup daha sonra dini terk edenin şer'i bir sistemde hükmü nedir? Teşekkürler. Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet var. Biz Musa'ya 9 ayet verdik diye. Tevrat'ta da un emir şeklinde geçiyor. Daha sonra başka bir yerde kendisine sorulduğunda bu 10 emir nedir diye 10 tane madde sıralıyor. İşte ilk üçü biraz evvel söyledikleri, öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, iftira atmayacaksın, zina etmeyeceksin, faiz yemeyeceksin, komşuna iyi davranacaksın, askerden kaçmayacaksın gibi 9. olarak, 10. olarak da cumartesi yasağı. Buna riayet edeceksin var. İslam'da cumartesi yasağı cumaya alınmıştır. Bu nedenle Tevrat'ta 10, Kur'an'da da 9 ayet olarak geçiyor. Kur'an'da cumartesi yasağı olmadığı için. Cumartesi yasağı cumaya alınıyor. Bu da şu demektir. Cumartesi günü herhangi bir şey kazanmayacaksın, mülkiyet edinmeyeceksin. 6 gün kazandığını 7. gün dağıtacaksın. Cumartesi yasağı bu demektir. Bu İslam'da cumaya alınmıştır. Yani cuma günleri herkes kazandığından ihtiyaç fazlasını mescide, toplanma yerine getirecek. O gün toplanma günüdür. Yani cuma namazı kıldığı yere getirecek her mahallede. Orada ihtiyaç sahiplerine ihtiyaç fazlası olan şeyler dağıtılacak. Peygamber zamanında böyleydi. Ama daha sonra din, inanç, ritüel ve tapınak gereklerinden ibaret hale gelince caminin bu sosyal fonksiyonu tamamen kalktı. Bunun yerine şu anda sadece tıp okunuyor. İnsanlar namaz kılıyor, dağılıyorlar. Sosyal bir merkez değil. Halbuki her hafta cuma, o cumartesi yasağının yapılması gereken şey İslam'da cuma şeklinde yapılması gerekiyor idi. Bu 10 emirdeki 9 ila 10 farkı buradan kaynaklanıyor. Cumartesi yasağından kaynaklanıyor. Antikapitalist Müslümanlar konusuna gelince şimdi bu ananın bir isim. Oturup da biz kendimize ne diyelim? Antikapitalist Müslümanlar mı diyelim? Devrimci İslamcılar mı diyelim diye konuşup da kendimize bir isim falan vermiş değiliz. Çıktık bir tane şeyler söyledik ve bazı işler yaptık. Son 3 yılda her yıl yaz aylarına tekabül eden günlerde Türkiye gündeminde tartışılan, konuşulan eylemler oldu. Bundan dolayı kamuoyu gördü. Böyle bizim düşünen insanları. 2011 yılında lüks otel iftarlarının protesto mahiyetinde otellerin önünde yerli sofralar düzenlendi. Ben oraya bizzat katıldım. Çıktım televizyonlarda falan anlattım bunun ne olduğunu. İlk defa orada kamuoyunda böyle düşünen insanlar olduğu görüldü. 2011 yılında. 2012 yılında Fatih Camii'nde kıyafet cenaze namazı kılıp Taksim'deki 1 Mayıs'a katıldı. Orada bile 1000 kişinin falan katıldı. Bir yürüyüş oldu. Çoğunluğu gençlerden oluşan. Orada da dikkat çekti. Bütün herkes konuştu. Kim bunlar? Nereden çıktı? Ne oluyor falan diye. Üçüncü olarak da 2013 yılında bir yıl sonra Gezi Parkı olayları oldu. O Gezi Parkı olaylarına da biz zaten katıldık. Orada bir mescid açıldı. Stand yapıldı. Orada ben cuma namazı kıldırdım Gezi Parkı'nda. Ve olayların içerisinde zaten yer aldık. Destekledik yani o hareketi. Ondan dolayı da çok büyük dikkat çekti ve bugün bugündür de konuşuluyor. Bu üç önemli olay böyle bir kesim olduğunu, takım böyle gençler olduğunu, böyle düşünen insanlar olduğunu Türkiye görmüş oldu. Kendiliğinden televizyonların alt yazılarında, işte gazetelerde, söyleşilerde falan bunlar kapitalizme karşı olan gençler, antikapitalist Müslümanlar, devrimci İslamcılar falan diye sözler sarf edildi. Bu isimler oradan gelmektedir.
şu anda Kapitalizm Mücadele Dernekleri diye çeşitli yerlerde dernekler kurdu. Takım gençler oralarda faaliyetleri yürütüyorlar. Ben böylesi bir hareketin fikri olarak kitaplarıyla falan destekleyici olabilirim ama bir organizasyonlar içinde yer alan birisi değilim. Bağımsız bir hareket olarak gelişmesini daha çok ben isteğimdir. Kapitalizme karşı olan Müslümanlar olmalıdır Türkiye'de. Çünkü bu kapitalizm meselesi mevcut Türkiye'deki Müslüman muhafazakar sağcı din anlayışı tarafından tamamen ihmal edilmiş, bir kenara atılmış vaziyette. Benim görüşüme göre Türkiye'de düze çıkmak için, hakiki bir İslam anlayışı ortaya çıkması için şu beş alandaki eşitliği savunan bir hareketin olması gerekiyor. Bir, şu beş alandaki eşitlik cümlesini söyleyen bir hareketin olması gerekiyor ve bunu içselleştirmiş, kitaptaki ve Kur'an'daki kaynaklarını da temellendirmiş olması gerekiyor. Bir, Müslümanlar ve gayrimüslimler eşittir demesi ve bunu temellendirmesi gerekiyor. Eski zımmın hukukuyla yüzleşmesi gerekiyor. İki, Aleviler ve Sünniler eşittir demesi gerekiyor. Alevi düşmanlığından vazgeçmesi, Cemevlerinde yapılan şey gümüştür demekten vazgeçmesi, oranında bir ibadethane olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Camiden bir farkın olmadığını kabul etmesi gerekiyor. Bunu kabul etmeleri şu anda çok zor bu zihniyetin ama ben zaten bu beş konuda mevcut muhafazakar anlayışın tıkandığını, bu eşitlikleri getiremeyeceğini, daha ileri gidemeyeceğini, bu nedenle yeni bir harekete ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Üçüncüsü, Türklerle Kürtler eşittir demesi ve bunu içselleştirmesi ve tam anlamıyla dini temellerini oluşturması gerekiyor. Dördüncüsü, kadınlarla erkekler eşittir demesi gerekiyor. Bunu da söyleyemezler, söyleyemezler. Zaten eşit değildir diye baskısı bağırıyor, fıtrat alımı değildir diye. Zihniyet oralara dolanmıyor yani. Beşincisi de, en önemlisi de bu, işte kapitalizm meselesi de buradan doğdu. Zenginlerle yoksulların eşit olması gerektiğini söylemesi gerekiyor. Bu husustaki zenginle yoksul arasındaki uçurumun, farkın nasıl ortadan kaldıracağı konusunda bir projesi olması ve buna sebebiyet olan yerindeki en büyük sistem olan kapitalizme karşı bir cümle ithaf etmesi, bir karşı duruş sergilemesi gerekiyorken tam tersi buna dört tane girdiklerini, kariyerizm ve konformizmden başka bir şey üretmediklerini, en küçük bir fikirleri olmadıklarını görüyoruz. O nedenle tüm bu anlattığım koşullar Türkiye'de kapitalizme karşı olan bir İslam anlayışının ortaya çıkmasını zaruri olarak gerektiriyordu. Tam da tarihi bu döneminde işte biz bunları söylemeye başladık. Bu hareket de buradan doğdu. Nereye doğru gider, ne şekilde evlidir, gelecekte ne olur orasını tam bilmiyorum ama şu anda yapılması gereken, söylenmesi gerekenleri biz söylüyoruz. Gerçek İslam meselesi, yani siz dini öyle anlatıyorsunuz ki neredeyse bir spor anasınız geliyor diye. Arkadaşlar bir şey söyledi. Şimdi bir ateist arkadaş da bana bunları çok söylüyorlar. Bir mesela toplantıda dedi ki, ya dini o kadar güzel anlattı ki böyle cilaladın, boyaladın, tamam bize böyle sundun. Yani neredeyse Müslüman olacağız yani. Hatta benim buna karşı çıkacak hiçbir tarafım da yok. Mesela Berlin'de bir yerdeydim. Bir ateist grubuyla görüşürken böyle bir yaşını başını almış, tepece Türkiye'den gitmiş olan 100 kişilik falan bir ateist grubuna bir konuşma yaptı. Sonra onlar birbirlerine bakarak bir tanesi dedi ki ya, o kadar güzel anlattın ki, neredeyse tekbir getirecektim. Ben dedim ki, bana göre cennet 5 S'dir. Yani S harfiyle başla, 5 şey var. Bunlar gerçekleştiği an orası cennettir ve bu dünyada olacaktır. Öbür dünyada olması bir inanç ve itikat meselesidir. Bu 5 S de şunlardır. Sınırsız, sınıfsız, sömürüsüz, saldırısız ve savaşsız bir dünya. Bu kurulduğu an işte orası Allah'ın istediği cennettir. Dedi ki oradaki ateist, ben tam bu sözü duyunca yemin ediyorum tekbir getireceğim. Halbuki ben yılların ateistliği ben dedim. Biz senin aynı yoldayız zaten. Ya sen buna inanıyor musun, inanmıyor musun? İnanmıyorsan tamam, istersen kendine Müslüman değilim de. İstersen ateistim sen. Bu söylediğin şeylere inanıyor musun?
Dünyanın böyle bir yer olması gerektiğine inanıyorum. Tamam, biz seninle aynı yoldayız. Bunlar bir takım kurumsal isimlerdir arkadaşlar. Ateist, sağcı, solcu, Müslüman, Hristiyan, Zerdüş, Şamanist, Yahudi. Yani Allah insanlara hesap sorarken bunları esas almayacak ki. Bunlar bizim bu dünyada birbirimize taktığımız bir takım isimler. Bir takım isimler. Onun ölçüsü başka, onun ölçüsü davranışlardır. Bu saydığım şeylerdir. O zaman birçok kişinin şok geçirdiğini göreceksiniz. Bazıları kendisine cenneti tapılamış. Adam yapmayan kefeni satıyor. Yani kefeni sarıldığın zaman o da seni kabir azabından koruyormuş. Cenneti kendisine tapılamış, kendisine oraya gireceğini garanti görüyor. Yahudilerin de var, Hristiyanların da var, Müslümanların da var. Öyle bir şey yok ki. Şimdi bizim anlattığımızın doğru olduğu nereden var? Mesela Allah katında tek din İslam'dır diye bir ayet var. Onu nasıl anlaşılması lazım? Hadisler var, bir sürü uydurma hadisler var. İşte bütün bu hengamenin içerisinde bizim anlattığımızın gerçek İslam olduğu, doğru İslam olduğu nereden var? Hanginize inanacağız? Her hoca bir şey söylüyor diye söyleyebilirsiniz. Şimdi bir programda Batışek Pamer'in Habertürk'teki bir programıydı herhalde. Bana dedi ki, bu en koyu inançlardan en inançsızlığa kadar, en hurafeci inançlardan başlayıp en inançsız yere kadar bu inançlar ve inançsızlıklar yer ailesinde siz nerede duruyorsunuz? Sen durduğun yer neresiydi? Ben dedim ki, ateizmden bir önceki durak. Ateizmden bir önceki duraktayız. Çünkü Belkar'la bir sürü gençler gelip gidiyor. İstanbul'da bizim yayın evi var, köşeler var oraya. Böyle cemaatlerden kaçanlar, din anlayışından bakanlar, uydurma hadisleri, saçma sapan yorumlar. Bunlardan kaçanlar, birçoğunu göremiyorum ama gördüğüm kadarlarıyla. Mesela birisi bir cemaatin bir tanesinde cemaat ileri gelenlerine soru sormaya başlıyor. Bu nasıl oluyor diyor. Böyle şey mi olur falan diye böyle saçma sapan uygulamalara ilgili sorular sorunca o çocuğu dinliyorlar, dinliyorlar. Diyorlar ki ya sen galiba artık burada duramazsın. Sen şu anda tam böyle kafan gitmiş vaziyette. Sen şurada bir insan olacaksın buraya gidiyorsun. Çocuk bana yanıma geliyor diyor ki şu sorulara cevap ver hocam. Bir sürü hadis işte biraz önce sordu ya işte bir sürü saçma sapan şeyler. İşte Peygamber 9 yaşındaki Anşe'yle evlendi. 600 tane Yahudi'yi kesti, Medine'nin çukurlarına gömdü. Peygamber şairi öldürdü. 11 tane kadınla evlendi. İnanmayanların kafası kesildi. Kur'an-ı Kerim'de inanmayanlar öldürüldü. Onların katli vacipti. Zorla başvurusu, IŞİD, şu bu. Her şey IŞİD de bunun içine iyi tuzla biber oldu. Bunlardan kafa allak bullak olmuş. Bunlara çocuk diyor ki bunlara cevap veriyorsan yok. Yoksa ben gidiyorum. Nereye gidiyorum? Ateist olacağım. Yani benim bu dinle artık işim olmaz. Böyle bir din de olmaz. Cimadik'te okumuş yani. Cimadik'te okuyan bunu söylüyor. Ben buna diyorum ki ya kardeşim bak eğer gideceksek beraber gideriz yani. Şimdi sen beni bırakıp nereye gidiyorsun? Gideceksen beraber gidelim. Bak ben burada Kur'an-ı Kerim tefsiri yazdım. Bunlarla sorguladım. Böyle sorguladım. Ya ben kendim zaten açıp bakmam lazım. Tuttum Yaşayan Kur'an diye 2007 yılında çıktı. Türkçe meal tefsir diye Kur'an-ı Kerim bizzat kendim Türkçe'ye çevirdim ve açıklamasını yaptım. Ve orada üzerinde belki de 15 dakika düşünmediğim bir ayet kalmadı. Ve arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim. Yani propaganda olsun falan diye söylemiyorum ben bunlar çoktan geçmiş vaziyetteyim. Ben Kur'an'ın özünde bu ışık gördüm. Peygamberin hayatında bir doğruluk, dürüstlük gördüm. Bu ortalıkta anlatıldığı gibi değil. Bunun özünde iyi şeyler söylüyor. Ama aradan 14 asır geçmiş. İnsanlar bunu yanlış yorumluyorlar. Mesela senin söylediğin şey, mürtedin öldürülmesi. Dinden doğan dönen öldürülür. Böyle bir şey yok. Dinden dönen öldürülür diye bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de 4 tane ceza var. Öldürmenin cezası var, hırsızlığın cezası var, iftira etmenin cezası var, birader üç büyük suç, onun paralel. Bir de zina etmenin cezası var.
Bu dördünün dışında Kur'an-ı Kerim'de ceza yok. Bu dördü de dikkat ederseniz insan hakları gelebilir ve evrenseldir. Bunun dışında şuna ceza, buna ceza. Ha, cehennem azabı, ateşte yanacaklar. Bunlar ilahi sakındırma usulüdür. Sembolik ifade yani. Şimdi buradan baktığın zaman mürtedin öldürülmesi diye bir şey yok. Mürted cezalandırılır diye bir şey yok. Bu geçmiş zamanlarda sultana isyan edenler dinden dönüyor diye yaptırarak cezalandırılmak istemiş. Hani diyelim Cumhuriyeti hafta eleştiriyorsun mesela, sen hafta karşısın dedim. Cumhuriyeti istemiyorum dedim. Dini eleştiri yapıyorum, sen Allah'a kitabı peygamberi reddediyorsun dedim. Bu her yerde oluyor. İslam tarihinde de mevcut sultanları hafta eleştirenler bu dinden döndüm diye yaptıramışlar ve bunu dinden çıkarmaya çalışmışlar. Buradan kaynaklanıyor. Şimdi üç şey var. Dine girerken sünnet olmak, dini yaşarken zorla namaz kıldırmak, dinden çıkanlardan mürtetleri öldürmek. Bunun üçte yok. Şimdi şöyle bir fıkra var. Alman Hans Müslüman olmuş, sünnet olacaksın demişler. Adamı 40 yaşında zorla sünnet etmişler. Böyle bir uygulama yok dinde. Kur'an'da yok. Sünnet olmak Müslümanın gereği falan değil. Bir Orta Doğu halk kültürü, örf, gereği. Sonra Müslüman olduktan sonra bu işitki benzerlerinin elinde Müslüman olmuş herhalde ki karın başını örtecek, sen namaz kılacaksın. Namaz kılmazsan şöyle ceza var, böyle ceza var. Sağa baktın haram, sola baktın haram, güldün haram. Adamı dünyayı dar etmişler. O da demiş ki ya kardeşim, benim eski dinim daha iyiydi. Ben çıkacağım dedim demiş. Demişler ki ooo çıkamazsın. Mürtet olduğundan dolayı öldürülürsün. Kaban kesin mürtet olduğun için. O da demiş ki ya kardeşim bu nasıl hak değil. Ben anlamadım bu işi. Girerken alttan, çıkarken üstten kesiyorsunuz. Ya demiş böyle hak değil olur. Bak bunun üçünün de aslı yok. Bunun üçünün de aslı yok. Uydurma. Dinin özünde böyle bir şey. Son olarak arkadaşlar, üç esasa indirgediniz. O zaman Kur'an'a ne gerek var? Şimdi sadece üç esas değil. En önemli üç esasını söyledim. Buna bir üç daha ekleyebilirsiniz. İşte en fazla 10 emir, 9 emir. Doğrudur. Kur'an-ı Kerim'de buna kebair diyor. Yani büyük günahlar diyor. Şimdi bu aşağı yukarı 10 tane. 10 tane şey var. Temel insan davranışı var. İnsanların fiziki varlığına, alın terine, emeğine, kişiliğine, onuruna, ailesine saldırmayacaksın. Komşuna iyi davranacaksın. İnsanlara güzel hareketlerde bulunacaksın. Güzel ahlak sahibi olacaksın ve zarar vermeyeceksin. Topu topu budur yani. Ben dinler tarihinde hepsini araştırdım. Burada birleştiklerini gördüm. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki diğer anlatıların tamamı, mesela kıssalardan herhangi birisi, 23 tane kıssa var. Açın bakın. Bunlardan birisini anlatmak için o kıssa anlatılıyordur. Ne anlatıyor bu kıssa? Öldürmeyeceksin anlatıyor. Ne anlatıyor bu kıssa? Kamu malını talan etmeyeceksin. Ne anlatıyor bu kıssa? İhtiyaçtan fazlasını biriktirip yoksulları bundan mahrum etmeyeceksin. Ne anlatıyor bu kıssa? Zenginlerle yoksullar arasındaki eşitliğin sağlanması gerektiğini anlatıyor. Yani bunlardır. Dinin özünü buraya kurmak, benim anlatmaya çalıştığım bu. İnançlar ve inançların gereği olan ritüeller üzerine değil, bu 8-10 tane temel insan davranışı üzerine din bina edilirse, bu din insanlığa fayda verir. Şunu soracağız. Sizin dininizde insanlığın temel sorunlarıyla ilgili ne anlatıyor? Mesela öldürmeler, yaralamalar, aşağılamalar, eşitsizlikler, çevre kirliliği, doğa katliamı, insanların sömürülmesi, işçilerin haklarına el konulması, zengin yoksul sorunu, sefalet, açlık meselesi. Sizin dininiz insanlığın temel meseleleriyle ilgili ne söylüyor kardeşim? Eğer buna ilişkin bir şey söylemiyorsa bu dinden hayır gelmez. İnsanlığın temel meseleleriyle ilgili çözüm getirmiyorsa,
Ne Tevrat'tan, ne İncil'den, ne Kur'an'dan herhangi bir hayır gelmez. Bunlara bir çözüm getirmesi lazım. Biz İslam'ı bunlara çözüm getirecek şekilde yorumluyoruz. Peki buna neden gerek var? Dine işine hiç bulaşılmasa, direkt bu mevzulara yönelilse. Niye bunu dillerinden anlı taraftan insanların kafasını daha da fazla karıştırıyoruz denilirse? Çünkü milyonlarca insan bu dine inanıyor. Sen bunları söylediğin zaman kafasında dini bir hurafe var, oraya götürüyor. Diyorsun ki patron seni işçi olarak sömürüyor. O diyor ki bu benim kaderim. Allah onu zenginlikle beni de yoksullukla imtihan ediyor. Diyor ve sınıf bilincini almayı reddediyor, kabul etmiyor. Neden dolayı? Kafasındaki dini hurafeden dolayı. Şimdi bizim bunu anlatmamız lazım. Kardeşim dinde böyle bir şey yok. Nereden çıkarıyorsun bunu diye anlatmamız lazım. Milyonlarca insan Kur'an okumaktadır. Ve özellikle ülkemizde insanlar kendisinin Müslüman olduğunu kabul etmekte, yalan yanlış bir dine inanmakta ve onun gerekleri yapmakta ve bazı gerçeklerle karşılaştığı zaman din namına bunları reddetmekte. Bu nedenle ben diyorum ki bizim gibi ülkelerde Avrupa'daki reform ve reform süreçleri de böyle olmuştur. Bizim gibi ülkelerde önce dini aydınlanma olacak. Sonra bu kültüre yansıyacak, o kültürden sosyal hayata yansıyacak, sosyal hayattan siyasete etkileyecek. Bu gidişat böyle olacak. Dini hayat orada kas katıyla, hurafelere batmış şekilde dururken, siz Türkiye'de Rönesans, aydınlanma falan gerçekleştiremezsiniz. Eninde sonunda gelip o hurafeye karşı şafiye durur. Bak, o kadar Cumhuriyet devrimleri yapıldı, o kadar mesafe kat edildi. Hala kadın cinayetleri gırla devam ediyor. Daha sonra kadın daha ölüyor. İnsanlar tecavüz olur, yakılır, şunu yapıyor, bu nereden geliyor? Niye hala bir şey yok? Çünkü tabana inmek, dine inmek için din dilini kullanmaz. O din dilinin içinden bir reform ve aydınlanma süreci başlatmanız gerekiyor. Bizim yapmaya çalıştığımız işler tam da bu. Vaktiniz doldu mu? Evet. 5 dakikamız daha var. Soru sormak isteyen son. Buyurun. Hadislerde Muhammed Peygamber'e aklına iddialar da bulur. Hadisleri hayatımızdan tamamen çıkarmalıyız. Hadisler dini delil değildir. İslam dininin yegane kaynağı ve delili Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in dışında herhangi bir kaynağı dini delil olarak göremeyiz. Dini delil derken kastettiğim şey de şu. Bir Müslüman Allah tarafından hesaba çekileceğini inanır. Dini delil şu demektir. Allah beni hesaba çekerken kendi kitabından hesaba çekecek. Yani Kur'an-ı Kerim'den hesaba çekecek. Bunun dışında bana herhangi bir kitaptan soru sormayacak. Mesela hadis kitaplarından sormayacak. Buna uydum mu uymadım mı? Siyer kitaplarından sormayacak. Hiçbir kitaptan sormayacak. Kendi kitabından soracak. Bu nedenle bir şeyin dini olması, İslami olması için kesinlikle Kur'an'da geçiyor olması lazım. Kur'an'da yoksa ona İslami diyemeyecek. Hadisler sosyoloji ifade eder. 100 yıl boyunca hadisler yazılmamıştır. Peygamber yazdırmamıştır. 4 halife yazdırmamıştır. 100 yıl boyunca yazılmamıştır. 100 yıl sonra, Peygamber'in vefatından 100 yıl sonra yavaş yavaş yazılmış. 250 yıl sonra da bugünkü Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim'in büyük hadis kitapları yazılmış. Peki 100 yıl boyunca Müslümanların elinde ne vardı? Kur'an-ı Kerim vardı, başka bir şey yoktu. Şu anda da öyle olması gerekiyor. Bir hadisi kullanmamız için onun kitaptaki bir ayeti açıklar mahiyette veya kitaptaki bir ayette paralel, onun aynısını söylemesi gerekiyor. Onunla paralel olması gerekiyor. Zaten Kur'an'da var olması gerekiyor. Ama ek olarak bir de hadisi kullanabilir misin? Kullanabilirsin. Dini derin olmak için değil. Kur'an'daki de onaylandığını göstermek için. Sadece burada kullanılabilir. Bunun dışında ben hadislerin dini derin olamayacağı kanaatindeyim. Şimdi o tür sözleri yanlış buluyorum.
Kur'an saklıyor, Kur'an İslam'ı saklıyor gibi bir şey yok. Biz de Kur'an İslam'ı savunuyoruz. Yani Kur'an İslam'ı savunmak da Müslüman olamaz. İslam, Kur'an'da geçen İslam'dır yani. Kur'an-ı Kerim kendi kendine bütün sorunları kendi mantıksal bütünlüğü içerisinde cevaplandırıyor. Arayıp da bulamadığınız bir şeyi başka yerlerde nasıl geçiyor diye baktığınız zaman bunu görebilirsiniz. Mesela size bu usta bir örnek vereyim. En çok konuşulan şey budur. Eğer hadislere başvurmazsak o zaman mesela namazı nasıl kılacağız derler. Hemen bunu örnek olarak gösterirler. Onlara ben şöyle bir cevap veriyorum. İki türlü cevap var. Bir, namazın nasıl kılınacağı Kur'an-ı Kerim'in kendi bünyesi içerisinde gösterilmiştir. Salat kavramını takip ettiğiniz zaman bunu anlarsınız. Rükudan bahsediyor, secdeden bahsediyor ama dağınık şekilde bahsediyor. Bunları birleştirdiğin zaman namazın nasıl olacağı aşağı yukarı ortaya çıkıyor denilir. Ama ben daha ileri bir cevap veriyorum. Ben diyorum ki, Kur'an-ı Kerim'de namazdan 10 yerde bahsediliyor. Zikir, hamd, tesbih ve salat kavramları, bu dördü, güneşin hareketlerini belirten zaman kavramlarıyla beraber kullanıldığında, yani sabah aydınlandığında, güneş yükseldiğinde, gece bastırdığında gibi kavramlarla kullandığında namaz anlamına geliyor. 10 yerde. Ama 120 yerde salat kavramı geçiyor. Salat kavramı her yerde namaz anlamında kullanılıyor. Güneşin hareketleriyle ilgili olmayan yerlerde kullanıldığında yardımlaşma, dayanışma, destekleşme anlamında kullanılıyor veya Allah'tan destek isteme anlamında kullanılıyor. Sosyal bir kavram olarak kullanılıyor. Namaz, 10 yerde geçer namazı, kılmadığın zaman cezası yok Kur'an'da. Geçtiği zaman kazası yok. Kaza etmek diye bir şey yok Kur'an'da. Vakti muğlak, güneş doğduğunda, yükseldiğinde, karanlığında bunların yorumlanması lazım. Bir de şekli tam olarak tarif edilmemiş. Allah'a ekber diye bahsedersin, rukiye secde gelirsin, sonra kalkacaksın. Fatih okuyorsun ya, fıkıh kitaplarının anlatıldığı gibi tarif eder. Şimdi, cezası yoksa, kazası yoksa, vakti muğlaksa şekilde tam tarif edilmemiş de, kime bırakılmış? Derler ki bu peygambere bırakılmış. Peygamber bunu tarif etmiş. İşte ben burada biraz daha ileri bir şey söylüyorum. Hayır. İnsanlara bırakılmış. Allah'ın kullarına bırakılmış. Yani, namaz kılmak Allah'la kul arasında cezası olmayan, kazası olmayan, vakti muğlak olan ve şekli tam belirtilmemiş çok özel bir ilişkidir. Bu ilişkiyi siz belirleyeceksiniz. Sen belirleyeceksin. Şöyle bakacaksın. Türkçe istiyorsan Türkçe, dua etmek istiyorsan dua, dua etmek istiyorsan dua. Yani şöyle bir şeydir. Bir insanın, bir aşığın maşuğuyla ilişkisini başka birisi belirleyebilir mi? Her aşığın maaşını sevdiği başka başka olabilir. Bu çok özel bir ilişkidir. Sana bırakmış. Sana bırakmış. Yani özgürlükçü bir alan bırakmış. Bunu sen tayin et. Bu özel ilişkiyi sen kur diye ana hatlarını vermiş. Gerisini sana bırakmış. Şimdi buradan girerek diyorum ki ben cin evlerindeki samah da salattır. Cin evlerindeki salat da Allah'la bir tür ilişkidir. O ilişkiyi de onlar öyle belirlemiş. Deyiş çalıyorlar, saz çalıyorlar, cümle günahlarımız için estağfurullah, Allah Allah. O ilişkiyi de onlar öyle belirlemiş. Camideki namaz da salattı, onlar da onu öyle belirlemiş. Allah'a ulaşmanın bin bir türlü yolu vardır. İlla şuradaki gibi olacak diye bunu dayatamazsınız. Bu nedenle bize bir alan bırakıyor ve o alanda girmemizi sağlıyor. Onu da bu şekilde anlamakta fayda var. Evet, sanırım vaktimiz doldu. Hepinize teşekkür ederim.